Meme küçültme ve dikleştirme estetiği nasıl yapılır? Meme estetiği süt bezlerine zarar verir mi? Meme küçültme ve dikleştirme estetiğini estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Fatih Dağdelen anlatacak. Az sonra. İyi ki varsın da bu kez stüdyo konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Fatih Dağdelen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sağ olun. Estetik konuşacak, güzellik konuşacağız. Evet. Meme dikleştirme ameliyatlarında silikon kullanarak mı yapıyoruz, küçültme ameliyatları ikisini birlikte, hı-hı, yoksa başka bir operasyonla, başka tekniklerle mi kullanılıyor? Şimdi şöyle, memesi büyük olan bir hasta küçültmek istiyor zaten, aha, ama silikon büyütmek içindir. Evet. O yüzden meme küçültme ya da dikleştirmede silikon kullanılmaz. Bazı hastalarda memesi büyük olmayan ama memesi boş olan, yani süt vermiştir, emzirmiştir, meme biraz boşalmıştır, hacim olarak küçülmüştür, hasta da biraz daha dolgun istiyordur. Ya da dikleştirdiğiniz zaman bu meme yeteri düzeyde bir büyüklüğe kavuşamayacak gibi, hı-hı, düşünüyorsanız o tip hasta silikon konulabilir. Dikleştirmede de mi kullanılıyor hocam silikon? Silikon zaten dikleştirme yapılan hastada tercih edilebilir ama normal şartlarda meme hacmi büyük olan bir hastaya protez koymaya bir gerek yok. Bir onu koyarsanız daha da şey daha olacak. Da büyür. Evet. Amaç yani küçültmekken silikon büyütmek amaçlıdır. O yüzden bazı hastalarımız soruyor, çok güzel bir soru aslında. Hasta diyor ki işte ben mememi küçültmek istiyorum, silikonla mı yapıyorsunuz? Silikon küçültmek için değil, tam tersine büyütmek içindir. Dediğim gibi dikleştirme hastalarında eğer meme dokusu çok azsa bu tip hastalarda bazen ama tercih edilemiyor. Büyütme ve küçültme ameliyatlarını ikisini de teraziye koyacak olursak da her zaman için hani küçültme ameliyatları daha zahmetli, daha zaman olarak, süre olarak da artık farklı bir ameliyattır. Aynen öyle. Mesela protez ameliyatları yaklaşık olarak yarım saat sürüyor. Yani 20 dakika, 25 dakika civarında ama küçültme ya da dikleştirme ameliyatları 1,5-2 saat sürer. Evet. Süreç olarak. Küçüldükten sonra tekrar büyüme eğilimi gösteriyor mu memeler? Kesinlikle büyümez. Bu da hakikaten hastalarımızın sık sorduğu sorulardan bir tanesi. Yani mememi küçülttüm diyor, ileride tekrar büyür mü? Kilo almasıyla olabilir mi bu? Hiçbir şekilde eski haline dönmez. Tabii biraz kilo aldığınız zaman otomatik olarak biraz hafif bir büyüme söz konusu olur ama hiçbir zaman o küçülttüğümüz doku miktarına ulaşması mümkün değil. Biz küçültürken mesela tabii memenin şekline göre, formuna göre de değişiyor. Yarısını küçülttüğümüz var, 1/3'ünü küçülttüğümüz var. Yani hastanın miktar olarak çıkarıyoruz. Mesela ben her iki memeden 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 10 kilo bile çıkardığım hasta vardır. Yani zaten dikleşmiş oluyor. Onlar artık estetik görüntüden ziyade sağlık açısından, aynen, yani hayat şartları, yaşam şekli açısından, aynen, çok sıkıntılı işler yani. Görselliği bırakın, kişi, aynen, artık dik duramıyor, nefes alamıyor. Yani her türlü, aynen, hayat konforunu elinden alıyorsunuz kişinin. Kesinlikle katılıyorum. Yani meme küçültme ameliyatlarını estetikten ziyade sağlık ameliyatları, evet, olarak da değerlendirilebilir. Hatta bazen beyin cerrahı ya da ortopedi doktor arkadaşlar da memesi büyük olan ve bundan sıkıntı yaşayan hastaları bize yönlendirebiliyor. Bunun dışında bir sebeple daha geliyor hastalar. Mesela hasta diyet yapmak istiyor, zayıflamak istiyor ama göğüsler küçülmüyor. Tabii. Şimdi böyle bir hasta için beden olarak orantısız. Evet, her zaman memesi büyük ve şey diyor ve bu kişinin motivasyonunu bozuyor. Bu tip hastalar da göğsünü küçülttüğünde otomatik olarak diyet programı daha iyi uyduğunu düşünebilirim, düşünebiliriz. Bununla beraber spor yapacağı zaman da çok daha rahat, çok daha güzel bir sonuçla karşılaşıyoruz. Bu operasyonlardan sonra hocam, yani örneğin meme başında herhangi bir değişiklik oluyor mu? Bir çürüme, bir renk değiştirme, bir de süt vermede. Örneğin süt nasıl, süt vermede bir engel teşkil ediyor mu? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, memesi büyük olan hasta illaki işte 30'lu 40'lı yaşlarda doğumunu, sütünü vermiş hasta olmuyor. Bazen genç yaşlardaki hasta grubuyla da karşılaşıyoruz. Mesela benim en küçük hastam 14 yaşındaydı. Doğru bir şey değil mi? Yani genelde bekleyin der, ergenlik geçtikten sonra yaptırdı. Ama şöyle 14 yaşında ama çok büyük. Yani düşünün. O açıdan büyük. Şimdi sosyal estetikten ziyade sağlık amaçlı. Sağlık amaçlı ve bu genç kız mesela okula gitmek istemiyor. Çünkü göğsünün büyüklüğünden dolayı spor dersine, beden eğitim dersine girmek istemiyor. Bazı indikasyonlarımız gerçekten hani hekimin önerdiği şekilde söz konusu olabiliyor. O yüzden hani biz tabii ki süt vermemişse, genç bir hanımefendi ise bu takdirde ne yapıyoruz? Süt bezi kanallarını koruyarak gerçekleştiriyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra hasta ileride doğum yapabilir, süt verebilir. Hiçbir problem teşkil etmez. Mesela 14 yaşında dediğiniz gibi genç kız ileride anne olmak isteyecek ama hani, evet, göğsü yapılı diye bu elinden alınmış değil. Hayır. O yüzden de ben hani göğsü büyük olup da işte kızım önce git bir doğum yap, süt ver sonra yaptırırsın derler gibi o söylemlere çok da katılmıyorum. Tam tersini, çünkü göğüs dokusu yukarıda bir kemikle asılı değil. Bu göğüs büyümeye devam edecek, daha da büyüyecek, daha da büyüyecek ki süt verdiği dönemde göğüs daha da şişecektir, daha da büyüyecektir. O yüzden erken dönemde çözüm
mü bulmak çok daha peki, hasta için iyi bir... Peki deformasyon oluyor mu o zaman o süt verme döneminde yapılı memenin? Mutlaka deformasyon olur. Şimdi şöyle, sarkma oluyor mu? Meme ameliyatı yaptıktan sonra bu meme ömür boyu kalıcı diyebilir miyiz? Hayır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Ama hiçbir zaman eski büyüklüğüne ulaşmayacaktır. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü süt verme döneminde diyelim ki biz dikleştirdik. Hastanın meme başını 21-22 santimetreye getirdik. Süt verdi, kilo aldı. İşte o dönemde 22-23 santim oldu ya da 24 santime indi. Hı-hı. Ama hiçbir zaman 30 santim, 35 santime gelmeyecektir. Olmaz. Yani hiçbir zaman eskisi kadar bir sarkıklığa ulaşmayacaktır. Eskisi kadar büyüyecektir. Tekrar bu operasyon isteyenler olursa? Tekrar isteyen olursa yapılabilir. Hiçbir sakıncası yok. İkinci defa meme küçültme ya da dikleştirme yaptığımız hasta oluyor zaman zaman. Bu da neden oluyor. Hasta mesela o zaman çok fazla küçülsün istememiştir. Ya da şartları çok küçülmeyi öngörmemiştir. Bu tip bir hastada ikinci bir defa yapılabilir. Ama tabii çok bu konuda tecrübeli bir hekim gerekir. Diğer şekilde o bahsettiğiniz gibi meme başında çürüme problemleriyle karşılaşılabilir. Az önceki sorunuzu tekrardan açıklayayım. Meme başında çürüme olabilir mi? Evet olabilir. Çok nadir de olsa olan bir şeydir bu. Neden? Bünye mi yapar hocam onu? Bünyeden değil aslında. Buradaki memenin büyüklüğü aslında belirleyici faktör. Nihayetinde az önce söylediğim şey. Hani genç bir hanım diyelim ki göğsü sarkık. Ama bu yaptırmıyor, bekliyor. İşte doğum yapıyor, süt veriyor, kilo alıyor, kilo veriyor. Şimdi meme başı normalde az önce söyledim ya 20-21 santimetredeyken evet. Hasta gelmiş 40 santimetrede. Evet. Şimdi evet. 40 santimetredeki bir hastanın memesini dikleştirmeye çalıştığınızda artık daha büyük bir risk grubu ile karşı karşıyasınız. Yani o çürüme problemleriyle karşılaşan hastaların pek çoğu zaten aslında geç dönem vakalarıdır. Bu tip hastalarda böyle bizim free nipple dediğimiz hani hı hı. meme başını kapak gibi alıp da yukarıya getirme tekniğiyle böyle bir sorunu ortadan kaldırabiliriz ama o takdirde de hastanın duyusuyla ilgili sorun olur. Hı. Süt veremez. Yani biz aslında hastanın lehine düşünürken bazen istenmeyen aynen. olumsuz komplikasyonlar olabiliyor. Bütün bunların hepsi zorlama hastalar ya da gecikmiş vakalardır diyebilirim. O yüzden hani böyle bir probleminiz varsa lütfen çok geç kalmayın. Yani illa süt versin işte doğumunu yapsın da gelsin gibi bir ön yargıya bence gerek yok. Hakikaten ihtiyaç varsa bu yapılmalı. İz kalmıyor mu hocam? İz kesinlikle kalır. İzsiz bir ameliyat söz konusu değildir. Bıçak değen her yerde iz kalır. Bu tip ameliyatlarda da iz kalıyor. Meme başı çevresinden aşağı doğru ya da meme başı çevresinden aşağı doğru ve alt kıvrımda kalıyor. Bu küçültme ameliyatı. Evet aynen. Büyütmede? Dikleştirmede de öyledir. Büyütmede sadece altta küçük bir kesten konuyor. O yüzden oradaki izler küçük olduğu için çok belirgin değil ama yine de orada bile iz var yani. İzsiz diyemeyiz. Fakat buradaki izlerin niteliği şu. Kahverengiyle beyaz sınırda olduğu için zaten normal bir kahverengi kısmı bir iz yani öyle kabul etmek gerekir. Evet. Alta doğru inen veya kıvrımdaki izler de çok belirgin değildir. Zaman içinde azalır ama iz kalitenizi seviyesine göre de izin aslında belirginliği. Yani bunu şöyle izah edeyim. Sezeryen izinize bakın. Varsa sezeryen izi ya da arkadaşlarınızda çevrenizde mutlaka sezeryen ameliyatı olmuş olan birisi vardır. Onun izi nasılsa ona benzer bir izle karşılaşırsınız. Dişte altın oran kullanıyoruz. Mehmet'e de bir altın oran var mı? Sizin müdahale edeceğiniz oran veya etmeyeceğiniz bir oran var mı? Ya da bazen kadınların birisiyle herkesin... öbürü iki meme arasında ölçü farklılıkları oluyor. O yüzden evet. Hani onu silikonla telafi edebiliyor muyuz? Evet şimdi şöyle meme asimetrisi dediğimiz bir konu var. Mesela bazı insanların memesi gelişmiyor. Küçük kalıyor bir tarafta sarkık ve büyük olabiliyor. Bu çok sık karşılaştığımız bir şey. Halk bunu çok bilmez çünkü bu tip hastalar... Hani eşine bile göstermez, hani annesine bile göstermez. Çok kişi bunun farkında değildir. Aslında toplumda her 100 kadının 80'inde meme problemi var. Ya küçük, ya asimetrik, ya birisi birisinden büyük, ya da büyük sarkık, ya da içi boş sarkık bir şekilde. Nihayetinde altın oran dediğimiz şey şu, eğer vücut ölçülerine göre kıyaslayacak olursak, ideal meme mesela bizim Türkiye'deki halk yani ölçülere göre 85 ya da C-cup nasıl derseniz. Bu aslında ideal göğüs ölçüsüdür diye düşünebilirsiniz. Eğer biz bundan daha küçük yapar isek bu defa basık bir meme ile karşılaşır hasta. Bizim buradaki istediğimiz şey aslında projeksiyonu olan, güzel görüntü olarak da şık olan. Yani bırakın toplayıcı bir sütyen, yani dantelli bir sütyen giydiğinde bile içine sinmeli. Yani konuyu o gözle değerlendirmek gerekir. Büyük kalırsa da hasta için sıkıntı çünkü göğüs kokusu dediğim gibi yani yukarıda bir kemik tutmuyor. Otomatik olarak o büyüklükten dolayı zamanla yine biraz aşağı doğru inecektir. Biz ameliyatı yaparken... Hastanın isteği çok önemli, beklentisi çok önemli. Ne kadar küçültmemizi istiyor ise o ölçüde küçültebiliriz. Ve şartlar da hastanın vücut ölçülerine göre değerlendirilir. Yani hastanın isteklerini hiçe saymıyoruz ama bununla beraber biz de diyoruz ki bakın size bu olabilir, bu olabilir, şu olabilir. Yani bütün bunları çok güzel bir şekilde açıklayıp yapıyoruz. Bir de meme küçültme ya da meme dikleştirme ameliyatlarında bir tek teknik yok.
Yani kullanılabilecek belki 6-7 tane farklı teknik söz konusu. Her hastaya göre de teknik değiştirebilmelisiniz. Her hastaya göre teknik değiştirebilmeniz için de çok tecrübeli olmanız gerekiyor. Çok fazla bu ameliyattan gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor. Hocam teşekkür ediyoruz. Gerçekten kısa kısa bir sürü soruyu sordu. Ne kadar güzel değil mi? Gerçekten yani hocam akıcı anlatıyor. O yüzden de zaman nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Operatör Doktor Fatih Dağdelen'e teşekkür ediyoruz efendim programımıza geldiğiniz için. Ben bakalım sırada. Ayağınıza sağlık hocam.